Bir kez Buyurun daha hocam. uyarmak istiyorum. Sesimi izleyiciler, sizler alabiliyor musunuz efendim? Gayet iyi duyuyoruz hocam. Sesiniz çok Evet. iyi geliyor. Efendim şimdi biraz önceki doğa tanımından ve doğal taş tanımından sonra içinde bulunduğumuz dünya ya da yer yuvarı olarak isimlendirdiğimiz evrenin içinde su içeren tek şanslı gezegeni olan dünya ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz günlerde Mars'ta biliyorsunuz bazı araştırmaların sonuçlarını heyecanla beklediğimiz günlerdeyiz. Ve orada tek beklediğimiz sorunun cevabı şu. Acaba Mars'ta su var mı? Eğer buna evet cevabı alınabilirse ki bugüne kadar yapılan bütün araştırmaların hiçbirinden tatmin edici bir cevap alınamadı ve hala evrenin içindeki yer yuvarı ismini verdiğimiz bu şanslı gezegen yaşamın iksiri olan suyu içeren tek özellikli gezegen olma tarafını sürdürüyor. Bugünkü bilgilerimize göre iddialı gibi gözüken yer yuvarının sanki avucumuzun içi gibi bilinen bir kesitini burada görüyoruz. Ama gerçekten neredeyse metre mertebesinde iç çekirdeğinden başlayarak dış kabuğa yani üzerinde yaşadığımız taş küre veya litosfer ismini verdiğimiz kabuğa kadar olan kısmı bugün gerçekten biraz önce söylediğim gibi metre mertebesindeki duyarlılıkta bilebiliyoruz. Nasıl bunları bilebiliyoruz? Ama hemen şunu söyleyelim ki bu 6300 küsur metre olan çapı olan yer yuvarının biz sadece yer kabuğu olarak kıtaların altında en fazla 40-50 kilometreye kadar ulaşan, denizlerin altında bu 5-6 kilometreye kadar incelen bir kabuktan söz ediyoruz. Ve bu kabuk bütün canlılara hayat veren, başta suyu içeren bir özelliğe sahip. Belki ters gelecek ama bu bilgileri bize veren ve olmazsa olmazımız depremler. Depremler tabii ki yıkıcı taraflarıyla özellikle Türkiye gibi bir deprem ülkesinde hep bizi tedirgin eden ve sık sık varlığını da ortaya çıkaran yer sarsıntıları. Ama bilin ki eğer bunlar olmasaydı biraz önce söylediğimiz yer yuvarının o içini dış kabuktan başlayıp iç merkeze kadar gitmemiz mümkün olmazdı. Çünkü bakın yukarıda görüldüğü gibi o şeklin üzerinde meydana gelen bir deprem dünyanın çeşitli yerlerinden aynı anda ya da tabii ki bazı gecikmelerle ama bütün yer içine dolaşarak yeryüzündeki istasyonlara ulaşıyor. İşte bu ulaşmadaki gecikmeler ya da bazı dalga özelliklerinin varlığı bize yer kabuğundan başlayarak onun altındaki mantoya, onun altındaki dış çekirdeğe ve nihayet iç çekirdeğe kadar götüren ve onların bütün özelliklerini yoğunluğundan tutun, kalınlıklarına kadar akla gelen tüm özelliklerini verme imkanı veriyor. Dolayısıyla şimdi biz tekrar yer yuvarının en dışına yani taş küre dediğimiz litosfere dönelim ve orada konumuz olan doğal taşların oluşum zincirini birlikte inceleyelim. Tabii ki her maddenin olduğu gibi doğal taşların da ilk başlangıcı atomdur. Atomdan elemente, elementten moleküle, onların bir araya gelerek minerallerin ya da maddenin oluştuğunu ama bu örneğimizde mineral dedik ve minerallerin de bir araya gelmesiyle doğal taşlar oluşuyor. İşte bizim yer bilimi dediğimiz, jeoloji dediğimiz bu bilim dalı çeşitli ipuçlarından hareketle doğanın dili diyebileceğimiz başta fosilleri kullanılarak veya diğer mineraller arasındaki ilişkileri kullanarak bugün elimize aldığımız taşın nasıl oluştuğu hakkında bize çok açık bilgiler veriyor. Hemen size değerli izleyiciler şunu söyleyebilirim. Elinize hangi taşı alırsanız alın. Mutlaka şu sayacağımız üç gruptan ya da
üç oluşumdan birine aittir. Ya magmanın katılaşmış halini olan magmatik taştır. Ya da o magmatik taşların çeşitli işlemler geçirdikten sonra ayrışmış, taşınmış, taşınmadan sonra belirli göl veya deniz havzalarına çökenmesiyle olur tortul taştır. Ya da bu ikisinin magmatik taşların veya tortul taşların tekrar bir ısı ve basınç altında değişerek doku değişimine uğradıkları metamorfik taşlardır. Tabii bunlar biraz bilimsel tanımlar gibi gelebilir ama ben jeoloji biliminin eğer biraz merak edilirse, ortak dili kullanılabilirse taşları tanımada epey ipucu, faydalı ipuçları verebileceğini söylemek istiyorum. Burada da bu çevrimde biraz önce yaşını belki söylemekte ben verdiğimiz örneklerden atlamış olabilirim. Ama bugünkü yer yuvasının yaşını 4.6 milyar olarak ölçmüşler. Ölçmüşler diyorum, gerçekten bu bugün sahip olunan ölçme yöntemlerine göre inanabileceğimiz bir geçmiş. Ama oradan başlayarak günümüze gelinceye kadar canlıların önce tek hücreliden itibaren insanın oluşumuna kadar geçirdiği çeşitli evreler var. Ve buradan hareketle biraz önce sözünü ettiğim o taş, elimize aldığımız taşın önce türünü, ondan sonra jeolojik yaşını belirlediğimiz zaman, örneğin bir Marmara mermerinin ya da Afyon mermerinin 300 milyon sene önce oluştuğunu veya İstanbul'un birçok eserlerinin yapıldığı Bakırköy taşlarının 25-30 milyon yaşında olduğunu belirlememiz mümkün. Bunlar bize neyi ifade ediyor? Her şeyden önce doğal taşların sadece bizim biraz önce odaklanacağımız Anadolu üzerinden örnekleyeceğimiz Anadolu'nun uygarlıklarının geçmişine değil, yer yuvarının geçmişinde, yani 4.6 milyar liralık geçmişi de bize verebilecek ipuçlar taşımını gösteriyor. Örneğin Colorado nehri üzerindeki Büyük Kanyon veya Grand Canyon olarak isimlendirdiğimiz kanyonda 1600 metrelik bir kesit almak mümkün. Yani adım adım eğer cesaret edebilirsek, en yüksek zirveden başlayıp nehire kadar inebilirsek 1600 metrelik bir yüksekliği kat etmiş oluruz. Ama bu arada da bu biraz önce sözünü ettiğimiz 4.6 milyarlık ömrün 2 milyar lirasına da tanıklık etmiş oluruz. Her birini, her adımda eğer dediğim gibi jeoloji dilini, yer bilimlerinin dilini eğer benimsersek adım adım biz varoluşumuza kadar gideriz. Şimdi bu toplantıda ne var ne yoka geçmeden önce bir kez daha sizlere taşları tanımada çok işimize yarayan bir yöntemden söz etmek istiyorum. Yer bilimleri sırasında özellikle özel mikroskoplar, ki bunları biz polarize mikrop olarak isimlendiriyoruz, taşlardan ince kesit aldığımızda, onları saydam hale getirdiğimizde bu mikroskop altında mineraller türleri, birbirleriyle ilişkileri, dokuları, dağılım yüzeyleri belirlendikten sonra çıplak gözle yapamadığımız ayrımları bu mikroskop altındaki incelemeden sonra çok daha duyarlı ve güvenilir biçimde yapma imkanımız var. Hem kökenlerini ve oluşum öykülerini bu incelemelerden sonra ele alıyoruz. Tahmin ederim biraz önceki başlıkta acaba doğal taşın öyküsü dendiğinde neler söyleyecek Erdoğan Hoca diye merak edenler olmuştur. Her şeyden önce şunu söylemeyeceğim çünkü bilmiyorum. Süs taşlarının şifasının, uğrunun, bunun sağlıkla olan ilişkileri bugün giderek artan bir merakla üzerinde kitaplar yazılan, dernekler kurulan bir konu. Ama gelinen nokta itibariyle her ne kadar bazı kişilerin ya da bu konuda çalışan, kristaller üzerinde çalışan
kristal terapi diye kendilerini o konuda uzman olarak tanıtan kişilerin dediklerine göre benim söylediklerimin aksine ya da bunların yanında süs taşları sadece boynumuza, kolumuza taktığımız ya da geçirdiğimiz o şifalı taşlar değil. Onları taşıdığımız zaman bizim stresimizden uyku düzenimize kadar bizim günlük hayatımızdaki alacağımız kararlara kadar bize yol gösteren tarafları vardır şeklinde açıklamalar var. En köşeye koyduğum örneğin amatist taşını ki biz ona mor kovars diyoruz. Bu taşı yastığının altına yerleştirip çok güzel uyku çektiklerini söyleyenler de var. Ama dediğim gibi ben bu işin hem bileni değilim hem tarafı değilim. Bunu yine ilacı ve tedaviyi hiçbir şekilde ikinci plana bırakmadan yerinde bırakalım, dozunda bırakalım. Ama bundan sonra ben bu taşlardan, daha doğrusu süs taşlarından ve bunların bizim sertlik cetveli dediğimiz en sert elmastan başlayarak cipse kadar giden sertliklerinin değişik anlamda kullanıldığını ama süs taşı dendiğinde genellikle 6'dan yukarı sertliği olan yani feldispatlar, kuvarslar, topazlar, korondom ve elmaslar olduğu hakkında hepimizin bilgisi vardır. Peki biz ne anlatacağız? Bizim anlatacağımız insan eliyle, insan hüneriyle zenginleştirilen taşa dokunanlar, bunların bir bölümü taşın üzerinde sanki canlıymış gibi heykeller yaratır. Bir bölümü taş taş üstüne koyar ve bugün hayranlıkla izlediğimiz yapıları oluşturur. İşte bizim bugün konumuz taşların kullanım alanlarıyla ilgili, bu iki konuyla ilgili. Hemen bir örnek vereyim. Hepimizin bildiği, gurur duyduğumuz İstanbul Üniversitesi'nin en soldaki resmi bize Bakırköy kireç taşlarının ve Marmara Adası mermerlerinin den oluşan bir zenginliği gösterir. Onun yanında ismini eğer bu taşlar olmasaydı Mardin olarak zenginleştiremeyeceğimiz, kimlik kazandıramayacağımız bir zenginliği gösterir. Mardin kireç taşları. Sol alt köşede hepimizin bildiği ama artık eski hamam, ne eski hamam kaldı ne eski taş kaldı diyeceğimiz şekil değiştiren o hamamlarda spalarda karşımıza çıkan o pijama gibi dokularıyla artık dünyanın tanıdığı Marmara Adası mermeri. Hemen onun yanında Kaz Dağları'ndan Ege Denizi'ne bakan ve o güzellikleri doğal taşlarla zenginleştiren bir başka butik oteldeki bir kullanım. Bakın bunlar taşların kullanımlarıyla ilgili. Ama biz bu kullanıma geçmeden bazılarımızın aklında hemen şu soru olur. Bu konunun başlığı madendi. Nereden çıktı bu taş? Nasıl buraya soktunuz? Dendiğinde hemen şu cevabı vereyim ben sizlere. İçinde bulunduğumuz ya da hemen geçtiğimiz 2020 yılındaki toplam yurt dışına sattığımız maden ihracatının hemen hemen yarısı yalnız doğal taşlardan gelir. Buna siz aklınıza gelen bor dahil her türlü yurt dışına sattığımız madenleri dahil edin. Bunları bir kenara koyun. Bir %50 tutar onların tümü. Bütün metalik madenler, endüstriyel mineraller ama öbür kefenin öbür tarafında hemen hemen o denk gelen %50 ile doğal taşlar yer alır. Dolayısıyla doğal taşlar artık Türkiye gibi gerçekten değeri bilinmesi gereken ve vaktiyle bir zanaat olmaktan çıkıp günümüzde bir endüstri dalı olarak anılmayı hak eden bir Türkiye'nin zenginliğidir. Hemen söyleyeyim, her taş, her doğal taş mermer değildir. Ayrıntısına girmek istemiyorum ama örneğin traverten mermer değildir, granit mermer değildir, bazalt mermer değildir. Renkli taşların önemli bölümü mermer değildir ama bunların içinde Afyon mermeridir, Muğla mermeridir, Marmara Adası mermeridir. Bu ayrıntıyı biraz daha belki meraklı olan
kişilerimiz olursa onların soruları doğrultusunda cevap vermek isterim. Biz doğal taşları sınıflarken günümüzde de geçerli olan şu sözleri, daha doğrusu şu kavramları arka arkaya diziyoruz. Diyoruz ki özde mermer, işte bilimsel olarak gerçek anlamıyla mermer olan, Marmara Adası gibi, Afyon gibi. Öteki sözde mermer, aslında mermer değil ama o kadar diyelim formikada olsun, fayanslı olmuş, artık ileri teknolojiyle mermere benzetimler o kadar çok ki onları biz taklit ya da sözde mermer diyoruz. Mermerlikle hiç alakalar yok. Bir diğeri de gözde mermerler. Aynen insan giysilerinde olduğu gibi ya da diğer alanlarda olduğu gibi doğal taşlarda moda hakimdir. Şu anda gözde olan mermer örneğin gri mermerlerdir. Onun için bu özde, sözde ve gözde anlamları bu yerlerine oturtulursa daha iyi, bundan sonraki konuları da daha iyi özümseme imkanı buluruz. Doğal taşların niteliklerini yukarıda belki satırlarında saydım ama bir kez daha söyleyeyim. Özgünlük sunarlar. Gerçekten sır taşırlar. Çok vefalı dostlardır bunlar. Sağlamlıklarıyla, dayanıklılarıyla ve çeşitlilikleriyle her zevke hitap eden, her ihtiyacı karşılayan bir zenginliği vardır. Peki Türkiye'nin hep sözünü ettiğimiz zenginliği nereden geliyor? Hemen söyleyeyim. Bakın üstteki resim 1990'da, yani 30 yıl önce. Alttaki resim bundan 5-6 yıl önce. Neredeyse 81 ilimizde ve geçen sene Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün çıkardığı bir katalogda 81 ilin tümünde doğal taşımız var. Böyle bir zenginlik dünyada hemen hemen yok. Bakın bu tarihi bir resim olduğu için ve bizdeki anısı fazla olduğu için buraya koydum. Sene 1981 Atatürk'ün doğum yılının 100. yılı. Maçka Maden Fakültesi'ndeyiz ve orada o günkü imkanlarımızla bir Türkiye mermer haritası yaratmak istedik. Ne bugünkü ince kesme tekniği var, ne bu kadar zengin yataklarımız var. Sadece 67 olan bir Türkiye ama 67 tane tür bulamadık. Aradan zaman geçti. Bugün şöyle bir zenginliğe artık herkesin kabullendiği, böyle bir çeşitliliği başka bir ülkede bulmak mümkün değil. Her ne kadar Alp-Himalaya kuşağı olarak anılan kuşaktaki ülkelerin ortak zenginliği olarak mermer zenginliği söylense de Küçük Asya dediğimiz Anadolu'nun zenginliği diğer ülkelerin, bu kuşaktaki diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar fazladır. O nedenle artık biz zenginliğimizi milyarlarca zengin rezervli ve yüzlerce çeşit demekle doğrusu sonuçlandırmak, özetlemek isteriz. Efendim buraya kadar dediklerimiz bundan sonra anlatacağımız ana konuya, ana başlığa dayanak teşkil edecek konulardı. Şimdi şöyle bir denemeye giriştik. Genellikle soy ağacı dediğimizde, insanın soy ağacı dediğinde yaşadığımız kuşaklardan itibaren benim annem, babam, dedem, büyük dedem gibi köke inmek isteriz. İşte uygarlıkların köküne de bir denemeyle biz bir çınarın dallarından itibaren köküne inersek acaba bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden başlayıp üzerinde yer aldığımız bu zengin Anadolu'ya kimler gelmiş, kimler geçmiş? Acaba ta o Afrika'nın kuzey doğusundaki ilk insana, yani 3300 yıla ulaşıncaya kadar biz hangi adımları taşlara basa basa inmek isteriz veya inebiliriz? İşte bu nedenle hemen yukarıdan Türkiye Cumhuriyeti'nden başlayıp Osmanlı, Selçuklu, Doğu Roma, Batı Roma, Bizans, Helen Uygarlığı, Likya, Frigya, Urartu, Geç Hitit, Büyük Hitit ve
bütün bu devirleri içine alan 3000 yıllık bir uygarlık Troya uygarlığına kadar uzanmak istiyoruz. Bu arada dediğim gibi yer yer parantezler açıp bu parantezlerin içinde ister efsane deyin, ister söyleşi diye yakıştırın ama iz bırakan bazı konuların üzerinde de durarak sizlere biraz nefes aldırmak istiyorum. Bu arada size hangi kaynaklardan yararlanarak dedim, ben tarihçi değilim, arkeolog değilim ama meraklı biriyim. Dolayısıyla sevdiğim bu doğal taşların, 60 yılını verdiğim bu doğal taşların acaba başkalarının gözünde bir tarihçi gözüyle bir arkeolog gözüyle incelendiğimi şu Erdoğan hocam bir kesildik şu an ama duyabiliyor musunuz? Erdoğan hocam. Koptu herhalde. Bir Herodot değil. Bir de... Canel Hanım, isterseniz bir telefonla arayalım mı Erdoğan hocayı? Canel Hanım burada mı? Erdoğan hocam duyabiliyor musunuz beni? Ben duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Hocam bir yani son ben 30 duyuyorum saniye falan. Sizi. Tamam. Son 30 saniye kesilmiş sesiniz hocam. Şu an paylaşım da durdu. İnternet şu anda geldi mi efendim? Şu an geliyor sesiniz. Herhalde internetten kaynaklandı. Şu anda geliyor mu? Şu an sesiniz geliyor hocam. Tekrar paylaşım yaparsanız kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hayır hayır efendim. Peki. Şu anda geldi mi efendim? Sesim geliyor mu efendim? Sesiniz de geliyor. Şu an ekranda geldi hocam. Tamam efendim. Efendim herhalde şunu tekrarlamakta yarar var. Dediğim gibi ben yer bilimciyim. Tarihçi değilim, arkeolog değilim. Ama dediğim gibi taşlara bu uzun zamanımı ayırdığım için, merakımı gidermek için taşların sadece bizim bildiğimiz, ulaşabildiğimiz bilgilerin ötesinde hangi özellikleriyle bize geçmişimizi tanıtan tarafları olduğunu öğrenmek istedim. Ve onunla ilgili öncelikle Herodot'un ve Strabon'un kitaplarından yararlandım. Herodot biliyorsunuz Bodrumlu ve yazdığı kitaplardan özellikle 9 kitaptan oluşan tarihinde Batı tarihini yazımının atası ve ilk büyük kitap yazarı olarak kabul ediliyor. Strabon ise Amasyalı ve 17 kitap yazmış. Bu kitaplarının 12, 13 ve 14. kitapları tamamen Anadolu coğrafyası ile ilgili. Dolayısıyla meraklılar mutlaka bunlara ana kaynak olarak müracaat edebilir. Ama esas kaynağımız gerçekten Ordinal Profesör Ekrem Akurgulan, rahmetle anıyoruz kendisini. Anadolu Uygarlıkları başlığını taşıyan kitabı. Ve bu kitapta adım adım Anadolu'nun bütün uygarlıklarını çok güzel bir Türkçe ile hani, anlamak mümkün. Nereden nereye diyeceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin simgelerini birkaç örnekle vermek isteyince Taksim Anıtı'ndan başlamak istedim. Neden? Çünkü Yüce Atatürk'ün kurtuluş sırasında bize el uzatan ülkelere yardımını simgeleyen bir anıttır o. Belki çoğumuzun dikkatinden kaçar. Ama Atatürk'ün iki yanında İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak var. Onun arkasında işaretli iki general. Bu generaller Rus generalleri Mihail Vasilyevich ve Firuze
Clement. Atatürk'e bu heykelin, ki bu heykelin taşları tamamen İtalya'dan gelmiştir o 1925'lerde. Ve bu eskiz içinde Atatürk şu eksikliği hisseder. Bu iki generalleri mutlaka buraya yerleştirin der. Çünkü biz onlara Kurtuluş Savaşı sırasında onlar bize el uzatırlar. İşte bu giderek özlemini duyduğumuz vefa duygusunun bir örneği olduğu için bundan çok etkilendim. Ve sizlere de eğer duymayanlarımız varsa bu gözle, bu heykel daha doğrusu anıta bakmalarını uyarmak istedim. Kuşkusuz Çanakkale Şehitler Abidesi bizim Birinci Dünya Savaşı'nda 253 bin şehidimizin anısına dikilen ve hemen yanındaki o tarihsel ocaklarda sütunları bugün bile sağ tarafta gördüğünüz duran ocaklardan sağlanan granitlerle oluşturulmuştur. Çanakkale Şehitler Abidesi bir simgedir. Türkiye Cumhuriyeti Meclis binaları, bunlar Ankara'daki binalar ve bugünkü binalar Ankara taşlarıyla yapılmıştır. Bunlar simgelerdir. Kuşkusuz en önemli simgemiz Anıtkabir'dir. Biraz önce size Taksim Abidesi'nden bahsederken demiştim ki, burada görünen taşların tümü yurt dışından gelmedir. Şimdi bu abidenin yapıldığı yıllarda, yani 1950'li yıllarda yapılan bu abidenin mimarı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin iki önemli hocası Profesör Doktor Emine Nat ve o günkü doçent Doktor Orhan Arda, rahmetle anıyorum kendilerini. Ve kendileri bunu tasarladıkları zaman şu cümle çok önemlidir. Neden böyle bir binayı, daha doğrusu bir anıtı bu şekliyle tasarladınız dendiğinde cevapları şudur. Onun getirdiği, yani bizim geçmişimizin getirdiği yeni ruhu ifade etmek için Anıtkabir'in bir sultan veya veli türbesi ruhundan tamamen ayırt edilebilen 7000 yıllık bir medeniyeti rasyonel çizgilerine dayanan klasik bir ruh içinde kurmak istedik. Bakın bu ifade sadece görkemiyle değil, içinde tanıdığı ve tasarımında benimsenen ruhla da öne çıkan ve gerçekten bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin simgesi olabilecek nitelikte. Şimdi kökü biraz daha geriye Osmanlı'ya kadar götürüyoruz. Efendim Osmanlı'daki enteresan bulduğum için şu karşılaştırmayı yapmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin sınırları 1595 yılında 3. Murat döneminin sonunda 19 milyon 902 bin, 20 milyon diyebilirsiniz, kilometre kare. Bugün Anadolu, elimizdeki Anadolu 783 bin kilometre kare. Dolayısıyla sahip olmak için ne kadar bütün elimizden gelen gücümüzle bu toprağı elimizde tutabilmek için bütün gücümüzle her birimizin savunma hakkı var, savunma görevi var daha doğrusu. Nereden nereye denebilecek bir geçmişten geliyoruz. İlk başkenti, şimdi burada biraz itimas var. Ben Bursa doğumluyum. Dolayısıyla söz Bursa'dan açılınca mutlaka benim söyleyeceklerim var. Yaşadığım, çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği şehirdir Bursa. Ve orada dokunduğum taşlarla Osmanlı'nın ta Ertuğrul Gazi'ye inen, Söğüt'te kurulan o başkentinden sonra 1326'da başkent olarak taşınan ve 1363 yılına kadar bu görevi, başkentlik görevini yerine getiren bir şehirden söz ediyorum. Burada Osman Gazi, burada Orhan Gazi, ikisi de Tophane'de vaktiyle Bizans Bazilikası olarak bilinen, ki eğer döşemedeki taşlara dikkat ederseniz bunlar Bizans'ın kullandığı dünyanın değişik yerlerinden getirilmiş taşlardır. Onların üzerinde bugün Orhan Gazi'nin, bu Osman Gazi'nin türbeleri vardır. Ama
yine Bursa dendiğinde mutlaka görülmesi, yaşanması gereken bir mekanı Ulu Cami'dir. Camilerimizin şadırvanlar genellikle dış avlularında yer alır bildiğiniz gibi. Ama Ulu Cami'nin şadırvanı içindedir. Ve şiirlere konu olan Hamdi Tanpınar'a Bursa'da eski bir cami avlusu diye başlatan o şiiri ilham kazandıran burasıdır. Hemen bunun yanında Kozahan vardır. Bitişiktir Ulu Cami'yle. Ve oradaki mescidin altında şadırvan vardır bu kez. Üstü mescittir. Bu iki örnek benim bile bildiğim kadarıyla Türkiye'nin başka yerinde yoktur. Bursa'ya gittiğiniz zaman lütfen bu iki şadırvanı barındıran yerleri gezin ve Evliya Çelebi'yi hatırlayın. Çünkü Evliya Çelebi bütün bu seyahatleri sırasında Bursa'ya geldiğinde bir tarafta bakmış Kaplıca suları, bir tarafta kaynak suları, pırıl pırıl Uludağ'dan inen kaynaklar. Ve demiş ki uzun uzun söylemek yerine velhasıl Bursa sudan ibarettir. Gerçekten Bursa sudan ibaret bir şehirdir. Her ne kadar benim bıraktığım yeşil Bursa'nın yerinde bugün yeller esiyorsa da yine o taşlarına dokunduğunuz zaman o ruhu, Osmanlı'nın bıraktığı o ruhu hissedersiniz. Osmanlı döneminin sarayları, saray sözcüğü tabii bugün başka anlamlara da çağrıştırıyor ama ben size Topkapı Sarayı olarak Osmanlı döneminin ilk sarayını ve Dolmabahçe Sarayı olarak son sarayını kastetmek istediğimi söylemek istiyorum. Hemen bir parantez açıyorum. Dedim ya, öyle yerler olacak ki hem siz biraz nefesleneceksiniz izlemekte, hem ben biraz geriye yaslanıp sizlere başka şeyler söyleme fırsatı bulacağım. Bu başlıkta yaşamları taş ile yoğrulmuş iki kağıdır. İkisini çok yakından tanıyorsunuz. Biri Michelangelo, bir Mimar Sinan. İkisi de Rönesans'ın hakikaten iki çağdaş ustası. Ve bunlar ortak ve farklı yanları var. Bunu merak ettim. Bu ayrı bir konuşma konumuzdu. Ayrı bir sohbet, söyleşi konumdu benim. Oradan birkaç alıntıyla sizlere daha doğrusu bizi vefa ve sevgiyle yoğrulmuş, emekle yoğrulmuş bu insanları anma fırsatı verecek diye bunları koydum. Bakın, birbirlerinden uzakta yaşamışlar. Biri Kayseri'nin Ağırnaz'da, biri Floransa'da. Aralarında 2100 kilometre mesafe var. Birbirlerini hemen hemen hiç tanımamışlar. Ama ikisi de uzun yaşamış. 89 ve 98 yıllarına kadar, 94 yaşlarına kadar bu dünyada yaşamlarını sürdürmüşler. Ama yaşamları hiç boş geçmemiş. Ve çok yakından baktığınızda ikisinin ortak tarafı var, bir de ayrıldıkları taraflar var. Ortak taraflarından biri, ikisi de ne tam heykeltıraşlık öğrenimiyle işe başlamış, ne mimarlık öğrenimiyle işe başlamış. Birkaç sene kendisi Michelangelo, birkaç sene sadece ressamlık ve heykeltıraşlıkla ilgili kısa süreli eğitimler aldığını söylüyor. Mimar Sinan'a gelince bildiğiniz gibi bir devşirme, Yeniçeri olarak İstanbul'a getiriliyor ve 48 yaşına kadar Osmanlı'nın fethetme amacıyla yaptığı seferlere katılıyor ve orada becerisini sadece bazı akarsuları geçerken köprülerin inşaatı gibi bazı yerlerde gösteriyor. Ama ondan sonra dediğim gibi orduyla beraber bütün bu gittiği yerlerde imzasını bırakacak eserler bırakıyor. Şimdi Michelangelo ve Mimar Sinan'ın doğal taş dünyaları dediğimiz zaman Michelangelo'nun farklı olarak sadece İtalya'nın Roma ve Floransa'sında ama Mimar Sinan'ın Bosna, Saraybosna'dan tutun Basra Köprüsü'ne kadar inen geniş bir alanda bıraktıkları eserler var. Mimar Sinan
Michelangelo daha çok bir tek taşı kullanmış. Carrara mermeri. Bugün de çok ünlü bir, daha doğrusu ünlü bir mermerdir. Carrara mermeri, beyaz, ince kristalli bir mermer. Ve bununla işte farklı tarafları. 14 yaşından itibaren taşı cam vermeye çalışmış. Mimar Sinan 48 yaşından sonra ama önceki 50 seneye 400'ü aşkın eser yerleştirmiş. Merdivendeki Meryem'i yaptığında, bunu yaptığında Michelangelo 15 yaşında. Hele bu ünlü Piazza heykelini yaptığında Michelangelo daha 20'li yaşlarda, 24 yaşında. Dikkat edilirse bir ortak özellik tekrar var burada. Bütün eserlerinde Michelangelo'nun sadece bir yerde, o da şuradaki madalyonun, işaretli madalyonun üzerinde bir imzası var. Mimar Sinan'ın da sadece ve sadece bizim Büyükçekmece üzerindeki köprünün üzerinde imzası var. İkisinin ortak yanı bu. Eserleri imzası sayılıyor bunların. İmza atma gereği duymuyor iki usta da. Davut heykeli yine ünlülerinden biri. Ama hele buna gelince Michelangelo'nun bu eseri gerçekten heykelin ruhu mermerden yontulur diyor ve kendisine belki yakıştırılan bir tanımlamayla Michelangelo Alpler'de Carrara mermer ocaklarında dolaşırken ne aradığını sorduklarında verdiği cevap Musa'yı arıyorum dediği söylenir. Yakıştırma da olsa bir heykeltıraşın görmüşçesinde hissetmesiyle ilgili gerçekten çok önemli bir taraf. İşte burada Michelangelo bu eseri bitirdikten sonra hemen şunu söylemiş. Niçin benimle konuşmuyorsun? Gerçekten sadece ve sadece bu eserindeki eksiklik konuşmaması. Her şeyiyle bir insan. Gelelim Mimar Sinan'ın. Mimar Sinan'ın İstanbul için en güzel tanımını yaptığı Ahmet Ümit'in şu şeklini, daha doğrusu cümlesini aldım. İstanbul'a bugünkü silüetini kazandıran bir yaratıcı diyor Mimar Sinan için. Gerçekten doğru. Bakın şu güneş batımındaki İstanbul'dan şu minareleri kaldırın, onların sahip olduğu altındaki camileri kaldırın, İstanbul yok. Dolayısıyla İstanbul'a gerçekten kişilik kazandıran Mimar Sinan. Tabii buna Kalfalık eserim dediği Şehzade başından başlıyor. Ve dediğim gibi 400'ü aşkın eseri ve o saydığımız, biraz önce gördüğümüz geniş coğrafyada ortaya çıkarıyor. Hemen şu arada söyleyeyim, belki gözümüzden kaçar. Yine Mimar Sinan'ın bir uyarısı, İstanbul'un kalbi burasıdır diye Şehzadebaşı'nın bir köşesine yeşil bir konglomeradan, Mısır'dan getirilen bir sütunu, çok muhtemel devşirmedir. Yani başka bir eserlerden alınmıştır. O tarafını bilemiyorum ama o bu taşın Mısır'dan gelen taş olduğu belli. Ve o taş İstanbul'un kalbi oduyla isimlendirilmiş. Mimar Sinan'ın tabii ki arkasında bir Kanuni Sultan olmasaydı, aynı şekilde biraz önce sözlü ettiğimiz Michelangelo'nun arkasında bir Medici sülalesi ve Vatikan olmasaydı, hani marifet iltifata tabidir derler. O iltifatı, bu dayanıkları, bu destekçilerinden görmeseydiler bu eserleri ortaya çıkaramazlardı. Nitekim Mimar Sinan Kalfalık dönemi olarak isimlendirilen, biraz önce Çıraklık döneminden söz ettim. Süleymaniye'yi tamamladıktan sonra
Kanuni Sultan Süleyman kendine de bana bir türbe hazırladın, kendine de bir hazırla dediğinde nereye koymak istersin deyince ben sizin başucunda olduğunuz yerde bana ayak ucu düşer demiş. Ve bugün Beyazıt'taki üniversiteden kapalı çarşıya o yokuş aşağı inerken köşede Mimar Sinan'ın son derece mütevazi Marmara mermerlerinden yapılmış eserini görürsünüz, kulübesini görürsünüz. Daha da önemlisi Mimar Sinan'ın açılışı sırasında Süleymaniye'nin açılışı sırasında Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine bunun açılışını yapmak sana yakışır deyip anahtarı Mimar Sinan'a uzattığında Mimar Sinan'ın verdiği cevap çok enteresandır. Emeğe saygı işte bu demek. Sayın Hükümanım demiş. Hattat Karahisarlı bu caminin tavanını tezyin ederken, süslerken gözlerini kaybetti. Kör oldu. İzin verin de bu şerifi ona bahşedelim demiş ve bunun üzerine Süleymaniye'nin açılışı Hattat Karahisarlı'ya yaptırılmış. Söylenci olabilir ama benim duyup etkilendiğim dediğim gibi bu saygı, emeğe saygı ve vefa duygusuyla örtüşen örnekleri sizlere vermek istiyorum. Tabii ki ustalık eseri Mimar Sinan'ın ve Mimar Sinan'ın daha sonra göreceğimiz Ayasofya'daki daha doğrusu oranın mimarlarına verdiği yanıt Selimiye Kubbesi ve diyor ki Selimiye Kubbesi'nde ben kubbeyi Ayasofya'dan 6 arşın geniş ve derin ziyade eyledim daha fazla. Ama son yıllarda TÜBİTAK'ın yaptığı çok ayetlerden sonra kubbenin tam bir daire olmadığı dolayısıyla bazı çapında, daha doğrusu bir çapının bir elipsoid olduğu, bir çapının gerçekten 56 metreden fazla olduğunu ama diğer çapının 56 metrenin altında yani Ayasofya'nın kubbesinden daha küçük olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi Mimar Sinan'ın köprüsünde biraz önce demiştim ki Mimar Sinan'ın eserleri gerçekten çok fazla ve bunların içinde İstanbul'un ezeli derdi önlemek yaptığı mahkeme. Buna rahmetli Kazım Çocuklar hocamız diyor ki Çin hiçbir yapı yapmamış olsa yalnız Mahlova kemerini yapmış olsaydı yine devrinin en büyük mühendis ve mimarı olabilirdi diyor. Mimar Sinan'ın bu eserleri yalnız Türkiye sınırları içinde kalmamış ta Taç Mahal'e kadar uzanmış. Kimlerin eliyle? Öğrencilerin eliyle. İki öğrencisi dünyada aşk için yapılmış en büyük ve en güzel anıt diye isimlendirilen Taç Mahal'in, Agra'daki, Hindistan'daki mahallin yapımı sırasında beyaz mermerler kullanılmış 322 kilometre öteden getirilmiş. Ve 22 yıl sürmüş. Ve Taç Mahal gerçekten görüldüğünde her türlü övgüye layık bir eser. Nitekim buraya görenlerden biri diyor ki Ergadi bundan böyle dünyadaki insanları ikiye ayırmalı. Taç Mahal'i görenler ve görmeyenler. Diğer öğrenciler Mimar Sinan'ın doğrudan Hırvatlar tarafından 93'te harap edilen köprünün bakın elimde olmadan diyor. Dolayısıyla sizden de özür diliyorum ama bu doğrudan doğru bilgisayardan benim acelemin yanı sıra bilgisayardan kaynaklanan bir kayma. Bunun için tekrar özür diliyorum. Bu yeniden yapılan Mostar Köprüsü yine Mimar Sinan'ın öğrencileri tarafından yapılmış. Şimdi sona geldiğimizde bu 200 sayıyı parantezi kapatmaya çalışıyorum. 200'da karşılaştırıldığında
Michelangelo estetiği ile duyguları öne çıkaran bir sanatçı, Sinan ise işlevselliği ve günlük yaşamda kullanılan mekanlar tasarlayan ve yaratan bir mimar ve mühendistir deniyor. Bu farklı tarafları, ortak tarafları, bu da bir yakıştırma. Her iki usta da uzun ömürleri boyunca, dediğim gibi 89 ve 98 yaşında vefat etmişler. Zaman zaman benzeri beşeri duygulara kapılmış ve platonik denebilecek aşklarla yaşamlarını renklendirmişler. Michelangelo, Vittorio Colonia, Mimar Sinan da bildiğiniz gibi Mihrimah Sultan'la bir gönül bağının, uzaktan da olsa platonik bir aşkın sürdüğünü söylerler. Yine ne olursa olsun 500 yılı aşkın bu iki emektarı, emeğini taşlara verip sevgisini taşlara yansıtan iki emektarı biz minnetle anıyoruz. Ve son mezarlarında iki usta kaçınılmaz sonları için biraz önce sözünü ettiğimiz mezarlarını oluştururken, dediğim gibi biri hemen kapalı çarşıya inerken yokuşu başında Marmara mermerlerinden ve Michelangelo'nun mezarında ise Santa Croce Bazilikası'nda, Floransa'da, peki ustada kaçınılmaz sonları için taşlardan oluşan mezarlarını sağlıklarını kendine tutuyor. Ancak Michelangelo'nun mezarında ihtişam, Sinan'ın mezarında ise tevazu yücelir diye özetlemek mümkün. Bunca geçmişiyle, saygıyla andığımız Mimar Sinan'ı Yüce Atatürk mutlaka heykelin yapılması diye 1935'te vasiyeti üzerine gecikmiş de olsa 1956 yılında Hüseyin Anka tarafından Mimar Sinan'ın eseri yapılmış, heykeli yapılmış. Ama bir türlü heykelin konabileceği yer beğenilmemiş. O zaman biraz önce sözünü ettiğimiz Artur Guah hocamız, o zaman Mimar Sinan'ın Ankara Tarih Coğrafya Fakültesi'nin dekanı, gelin bizim bahçemize koyun demiş ve o bahçeyi zenginleştiren Mimar Sinan'ın heykeli bugün Ankara'da oradadır. Evet, Osmanlı'yı böyle bitirdikten sonra hızla Selçuklu'ya geçiyoruz. Selçuklu 1071 tarihi üzerinde mutlaka durmamız gerekir. Çünkü Anadolu'daki Türklerin yerleşimiyle Anadolu'nun uygarlıkların yerleşimi çoğu zaman karıştırılarak 1071'i milat kabul ederiz. Halbuki Anadolu'da bir çok milat öncesine kadar inen birçok uygarlıklar var. Bunu unutmamamız gerekir. Bu Selçuk döneminin ilk önemli eseri bir Anadolu'da inşa edilen ilk Türk camidir. Karşıdaki Ebul Melçek Camii ve bu cami, bunu izleyen yıllarda yine Anadolu'nun organik Sivas'taki Gök Medresi Taş Kapısı ve Divriyolu Camii'nin Taş Kapısı, bunlar gerçekten insan elinden çıktığıyla bu kadar ince işçilikle nasıl olduğu hakkında hayranlık bırakan güzel eserlerdir. Ama bunun yanında yine Selçukluların bize bıraktığı bir miras var ki bugün daha fazla ihtiyacını duyduğumuz duygusallığı içeriyor. Sadaka taşları. Sadaka taşları ki bu sadaka taşı Sivas'taki Kale Camii'nin avlusunda yer alıyor. Ve oradaki açıklamalardan şunu görüyorsunuz. Alan eli hicaptan, veren eli gururdan koruyan sadaka taşları. Gerçekten buraya akşam kimsenin görmediği bir saatte cebindeki kullanabileceği paranın dışında sadaka vermek isteyen kişinin parayı bıraktığı ve ihtiyacı olan kişinin ancak ihtiyacı kadar o taştan aldığı bugün için ibretlik bir taştır. Selçuklu'dan sonra Bizans'a geçtiğimizde tabii ki Ayasofya. Ayasofya çeşitli dinlerin ortak mekanı olarak bilinen ve gerçekten ilahi hikmet adını taşıdığı için
Fatih Sultan Mehmet tarafından ismi hiç değiştirilmeyen, aynı tarihte camiye çevrildikten sonra da aynı ismi taşıyan bir gerçekten bir dünya şaheseri. 56 metrelik çapındaki kubbesiyle dünyanın en geniş kubbesine sahip olan bir eser. Ve enteresandır, iki mimarı, biri matematikçi, biri fizikçi. Zaten bu türlü bilgilere sahip olmayan sadece sanatçının, sadece mimarın böyle bir eseri meydana getirmesi mümkün değil. Ama Ayasofya hakkında tabii ki çok şey söylemek mümkün. Fakat Justinianus'un "Ey Süleyman seni geçtim" demesi, bundan daha önce sözünü ettiğim Mimar Sinan'ın da "ben Ayasofya'yı geçtim" anlamındaki kubbe genişliğiyle verdiği cevabı da hatırlayalım. Ayasofya bugün bir taş müzesidir. Bugünkü kullanım şekliyle yine her din mensubunun ziyaretine açık bir mekan. Ve şurada gördüğünüz yerde 32 tür taş var. Bu taşlar 3 kıtadan getirilmiş. Afrika'dan, Asya'dan ve Avrupa'dan. O 32 taşın ortasındaki sol üst köşedeki taşla imparatorun taç gibi merasiminde kullandığı yer. Ve etrafında da Ayasofya'da kullanılan bütün taşlar yer alıyor. Yine bu dönemin mermer sütunlu, mermer ormanı diyebileceğimiz granitlerden ve mermerlerden oluşmuş yere batan sarnıcı, Topkapı ve surlar, bunların elde edildiği ocaklar, ama sağ üst köşeyi işaret etmek istiyorum. Orada o bir insanın durduğu ocak benim 1968 senesinde çektiğim bir resim. Lama ile kesilmiş. Aradan bu kadar zaman geçmiş. Biz bugün 80'li yıllardan sonra ince telle bu kesimleri yapabilir haldeyiz. Roma dönemi gerçekten büyük bir imparatorluk. Bu imparatorluğun bıraktığı, İstanbul'a bıraktığı o ezeli su derdiğinin giderilmesi için kemerler. Bunların birinden her gün altından geçiyoruz. Bozdağ'ın veya Valens kemeri dediğimiz kemer. Yine bu dönemin önemli bir kenti Hierapolis, Pamukkale'deki bu zenginlikleri buraya koymamın nedeni belki pek yakında başka bir zenginliği duyar olacağız. Pamukkale'nin hemen bitişiğinde şu anda kazıları hızla devam eden ama ortaya çıkardıklarıyla Efes'e rakip olabilecek zenginlikte bir kentten söz ediliyor. Laodikya. Arkeologların ve tarihçilerin birleştiği nokta bu. Laodikya, Hristiyanlıktaki 6 kilisenin birine sahip olan, çok sayıda birden fazla agorası, 4 veya 5 ve hamamı olan bir gerçekten büyük bir antik kentimiz olarak yakında Türkiye'nin gündemine gelecek. Yine bu dönemin surları ve çok sözünü ettiğimiz artık hani üzüntüyle diyeyim, her ne kadar üst kotlara taşıdıksa da bu güzelliğini, daha doğrusu bu antik dönemdeki zenginliğini, mağara evlerini koruyamayacak olan Hasankeyf. Gözümüzden zaman zaman kaçar belki ama bir hatırlatmak için söylüyorum. Bunlar İstanbul'daki bizim misafirlerimiz. Mısır'dan getirilmiş Çemberlitaş'taki eski porfir. Yine Sultanahmet Hipodromu'ndaki granitlerden yapılmış taş ve Ayasofya'daki taşıyıcı sütun olarak kullanılan eski eserlerden devşirilmiş sütun. Sagalassos antik kenti bu dönemin en iyi bilinen tiyatrosuyla ünlü ve çeşmesiyle ünlü bir antik kenti. Aslına bakarsanız Anadolu bir uygarlıklar
yumağı diyebileceğimiz iç içe geçmiş uygarlıklar var. Şunu demek istiyorum. Yani Anadolu'daki uygarlıklar biri bitip biri başlamamış. Öyle olan da var ama çoğu zaman Anadolu'da aynı anda birçok uygarlık bir arada. Örneğin Urartular, Frigler ve Lidyalılar aynı zamanda Anadolu'yu paylaşmışlar. Ve bunların bu Helenistik dönemde bugün hayranlıkla izlediğimiz ama izleri de kalmamış olan eserleri meydana getirmişler. Bir tarafta Batı Anadolu özellikle Helenistik dönemin en yoğun eserlerini meydana getirdiği bir bölgemiz olmakla birlikte aynı dönemde Urartuların başkenti Urartuların Tuşba'dan volkanik taşlardan yapılmış kaleleri aynı dönemi paylaşan ve en güzel ismi burada bulunmuş söylemişler. Diyorlar ki bu Ani harabeleri için Hurrilerden başlayıp Osmanlılara, Ruslara kadar bütün 22 uygarlığa taş taş üstüne koyarak ev sahipliği yapmış. İşte yazılı kaya bu kez batılı kaya, batıdan. Erdoğan hocam. Tekrar bir parantezimiz var. Erdoğan hocam. Efendim. Yavaş yavaş toparlamaya çalışabilirsek. Şimdi efendim toparlıyorum. Bu Afrodisyası Ara Gürler'in bize hediye ettiği bir kent olarak söylemek istiyorum. Çünkü o olmasaydı, onun uyarıları olmasaydı Kenan Erim bize Afrodisyası kazandırmayacaktı. Ve vasiyeti üzerine bugün Kenan Erim o topraklardadır. Efes yine kentlerin, Batı Anadolu'daki kentlerin yer aldığı bir bölgede değişik özellikleriyle dünya çapında bir kentimiz. Türkiye'nin antik kentlerini Yaşar Yılmaz hocamız, bir kendisi araştırmacı mühendis, bu başlık altında kentlerin 118'ini de hem incelemiş hem tiyatrolarıyla ilgili bir mühendis gözüyle açıklamalarda bulunmuş ve bir antik kentle antik yerleşimin farklarını ortaya koyan Doğan Hasol Hoca ile birlikte Anadolu'nun zenginliğini ortaya koymuşlar. Aynı zamanda Yaşar Yılmaz Hoca Anadolu'nun Gözyaşları kitabıyla bize ders verecek nitelikte bugün bünyemizde olmayan, kaçırılan eserleri dile getirildiği, bunların sadece bir kısmının geriye alabildiğimiz örnekleri kitaplarında vermekte. Mutlaka onları öneririm. Örneğin Perge'den 1960 yıllı yıllarda kaçırılan ve son yıllarda da tekrar 2017 Türkiye'ye kazandırılan bir eser. Bergama aynı şekilde kaçırılan eserlerimizden biri. Dolayısıyla Bergama'da bugün yine Yaşar Yılmaz Hoca'nın o Gözyaşları kitabında okuduğunuz gibi Osman Hamdi Bey'i başka türlü değerlendireceksiniz. Ortada pesli ve yukarıda fıçır şapkalı olan bu kenti, kent üzerinde çalışmalar yapan ama neticede bir sunağı, Bergama'nın ünlü Zeus sunağını manda arabalarıyla Dikili'den Avrupa'ya kaçıran bir, daha doğrusu o ismini söylemek istemiyorum ama sadece Bergama'yı ortaya çıkaran değil, Bergama'yı soyan kişi diye söylemek mümkün. Ve maalesef bugün Bergama'daki o sunağı yerinde değil, Berlin'de gezmemiz mümkün. Hititler aslan heykellerinin bazalttan yapılmış heykellerle ünlü. Anadolu uygarlığı dendiğinde mutlaka Troya'ya çok uzun bir yer ayırmak gerekir. Biliyorsunuz 9 ayrı kenti var. 3000 yıllık bir medeniyetten söz ediyoruz. Her uygarlığa tanıklık etmiş Anadolu'ya ve orada herkesin tabii başta Şilman gibi Priamos'un hazinelerine göz diken kişilerin
dikkatini çekmiş ve 1970 ile 90 yılları arasında 18 yıl boyunca kazı yapmış ve çıkardığı o altın eserleri eşinin boynuna takmış ve ondan sonra o eserler bugün artık eşinin boynunda değil, Moskova'daki müzede altın eserler sergileniyor. Ama seneler geçmiş, Truva'yı meydana çıkaran Osman Kaufman 42 ile 2005 yılları arasında yine 18 yıl çıkarmış ve çalışmış. Burada kendisine o kadar Türk kabul etmiş ki kendisini, nihayet Osman ismi verilmiş, Manfred Osman. Vefat ettikten sonra mezarının mutlaka Truva'ya doğru olmasını istemiş. Şimdi bunları gördükten sonra Şiliman mı yoksa saygıyı hak eden Korkman mı diye sormamız gerekir. Bu kenti gördükten sonra. Tarih öncesinden hemen size hızla burada isimleri var. Oradan Göbekli Tepe'ye doğru gelmek istiyorum. Artık yazıdan önceki ezber bozan Anadolu'ya, yani Göbekli Tepe'ye gelmek istiyorum. Eğer Atatürk Barajı olmasaydı Göbekli Tepe'de olmazdı. Nereden nereye diyeceksiniz? Çünkü Atatürk Barajı'nın suları altında kalmaması için Nevale Çori'de kazılar yapılmış ve o arada bu mutlaka bu civarda başka bir kentin olabileceği, daha doğrusu yerleşmenin olabileceği düşünülmüş. Van kuzeyindeki Örencik Mahallesi'nde işte bu vaktiyle sadece bir üzerinde ağacı olan Ziyaret Tepe kazıldıktan sonra bugün Göbekli Tepe olarak dünyanın bildiği ve gerçekten tarihi yeniden yazan bir zenginliğe sahip olduğumuz ortaya çıkmış. Bugün Şanlıurfa'da tarih hakikaten yeniden canlanıyor. Mutlaka her birimizin gurur duyarak gezmesi gerekir, görmesi gerekir. Ama bir uyarıda, öğrendiğim bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sene 2019, yani geçen sene Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Göbekli Tepe'den daha eski bir yerleşimin Diyarbakır'da Körtük Tepe civarında kazılarının yapılmakta olduğunu haberini okudum o yayında. Mutlaka geçen zaman içinde gelişmeler olup yakında bir Göbekli Tepesi, bir Körtük Tepe adıyla daha olacaktır Türkiye'nin. Nitekim bu izler, ayak izleri bize ta Afrika'ya kadar götürüyor ve o zaman görüyoruz ki Türkiye vaktiyle o dönemde, yani tarih öncesi dönemde Gürgülü Baba ve Gürlü Dağ'da, yani Nemrut volkanları civarında obsidiyenlerin ve çakmak taşlarının çıkarıldığı, yani bugünün silahları diyebileceğimiz ve ihraç edilen, Türkiye'nin dışına ihraç edilen bu aletlerin esas kaynağının Anadolu olduğunu gösteriyor. İşte son bir resmim bu 2002 yılında Türkiye'nin 1.200.000 sene önce ilk ayak basan insanının izi. Bu Pamukkale Üniversitesi'nden Cihat Alçiçek tarafından ortaya kondu. Ve burada sonradan üzerinde geçtiğimiz 20 seneye yakın zaman içinde sayısız yayın yapıldı. Ve ilk adımın 1.200.000 sene önce atıldığı traverten ocaklarında bulunan bu kafatasından sonra görüldü. Bu geçen sene ziyaret ettiğim, yine bu insanın yolculuğuyla ilgili bir müzeydi. Öneririm Tiflis'teki Arkeoloji Müzesi, müthiş bir müze. Size öyle kuru kafataşlarıyla veda etmek istemediğim için bugüne döndüm. Daha işin başına. Bu artık ismi o İlyada Helen değil, Troala Helen değil, Çağdaş Helen, Diana. Diana'nın anısına bakın neler yapılmış. Hyde Park'ta bir granit, iç içe geçmiş granit hendekler içinde sular akıtılmış ve buna Diana Memorial Fountain diye isim vermişler. Bakın saygıya. Ve bu saygı için, bir aşka,
bir insani bir duyguya duyulan vefayı burada değerlendirmişler. Ben sadece onlara isim verebildim. O dedim ki bu durgun akan bir taşlara yazılı su gibi giden bir yaşam öyküsünde doğum var, yaşam var, dalgalı çalkantılı bir yaşam var, bir veda var ve belki ileride bir yerde de buluşma var, vuslat var. Hepinize efendim çalkantısız bir yaşam diliyorum ve şu soruyu sorun kendinize. Ben çünkü Ayazağa'daki kampüsümde bu heykelin önünden geçerken soruyorum kendime. Ya taşlar olmasaydı bunları sizin söyleme fırsatı bulabilir miydim? Bunları anlama fırsatı bulabilir miydim? Hepinizi sevgiyle, saygıyla, vefayla alıyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz hocam. Hocam teşekkür ederiz. Komşum ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim komşum. Sağ teşekkür olun. Ederiz hocam. Eşsiz bir... Hüzan Bey teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok hocama mahsus olun. Çok değerli bilgiler. Öyle mi efendim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Olun, var olun. Eşsiz bir ziyafet oldu hocam. Hocam müsaadenizle resmi kapanışımızı yapalım. Sonrasında hemen devam edeceğiz. Hayır efendim. Sevgili dostlar, değerli misafirlerimiz, Beyoğlu Rotary Kulübü'nün 1912. dönemimizin ise 31. toplantısını Rotary Fırsatlar Yaratır diyerek kapatıyorum.